Selam gençler, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Karagümrük kariyerimize devam ediyoruz. Uzatmayacağız her şey videoda. Söylemek istediğim sadece bir şey var. Sizlerden ricam video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklemek için videoyu sonuna kadar izlemeniz, like'ınız ve yorumunuz benim için çok önemli. Bir de katıl butonumuz açıldı. İsterseniz oradan da kanala üye olup destek olabilirsiniz. Hemen videomuza geçiyoruz. İyi seyirler diliyorum kardeşlerim. Evet arkadaşlar, like'ınızı attıysanız videomuza devam ediyoruz. Fenerbahçe maçı var önümüzde. İki İstanbul takımı, dev kapışma. Bu hatta derbi arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi puan durumu ekranlarda. Galatasaray 4 puan farkla lider konumunda. Bizden Atıfşehir şu 7 golle gol sıralamasında var. Yalnız Şeysu çok yoruluyor. Ali Sadık falan da orada. Ali Sadık'ı da bu arada özlemişiz arkadaşlar. Yeni oyuncular lazım. Fenerbahçe maçına geçmeden önce şuna bakacağım. Şuna bakacağım arkadaşlar. Şöyle geleceğiz hemen şuraya. Buradan altyapıda bir oyuncu vardı biliyorsunuz. Altyapıdaki oyuncu müsait. Oyuncu paramız yok ama bizim şu an kuramıyorduk o yüzden. Şurada bir tane oyuncu vardı arkadaşlar. Kendisi Matić, hala 15 yaşında. Burada bir oyuncu daha var. Gençler. Hızımızı düşük ama potansiyeli iyi. Defansif orta saymış. Neden olmasın? Alalım kadroya, oynatırız ara ara, geliştiririz. Şundan biraz umutluyum. Hızlanması falan çok iyi bunun. 15 yaşındaki Matić'imizin. Matić henüz çok genç. Onu biliyorsunuz, sürekli söylüyorum. Onu kadroya mutlaka katacağız. Hemen geliyorum abi, maça geçiyoruz tekrardan. Şöyle bir bakayım. Ndiaye, Xavi, Simons. Takım yönetiminde yeni oyuncumuzu yedeğe alalım arkadaşlar. Genci. İşte burada Barbieri kardeşimizi aldık buraya. Biliyorsunuz burada bir de Tagmao var. Viviano sen dur şurada. Fortuna'mız kalede. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu maça bir çıkalım. Bu maç bizim için önemli. Fenerbahçe maçı mutlaka ama mutlaka kazanmamız lazım. Çünkü lider Galatasaray'la aradaki puan farkını şey yapmamamız lazım. Neden uçmuyor bu? Hop, nasıl uçtum? Bakın, kalecilik böyle yapılır. Hop. Ah be. Çözemedim ya, bir dakika. Arkadaşlar boş verin siz bunu, en iyisi. Bunlar beni mahvedecekler. Maça çıkıyoruz. Evet, ses. Tamam, sesi birazdan ayarlayacağım arkadaşlar. Hemen ben maça başlamadan önce bir ayar yapayım, geliyorum. Maç başladı bu arada. İlk düdük geldi Mert Hakan. Şöyle azıcık ses verelim. Ses iyi. Haydi bakalım, başladık maçımıza. Bakalım bu maçta neler olacak. Buradaki zorluk umuyorum ki yükseltmişizdir. Profesyonel üstüdür diye umut ediyorum. Salibur çıkardı topu oradan. Atıf pasını verdi eski takımına karşı oynuyor Atıf. Zukanović bırak, geçmedi be. Ali Sadık geçseydi orada tehlikeli işler olabilirdi arkadaşlar. Ama maalesef geçmedi. Geri Rodriguez. Bayağı bir sıyrıldı orada. Müdahale geldi hocam, hiçbir şey yok. Direkt topa. Hiçbir şey yok. Ver pasını, kaptırma. Lihay kaptırmasın. Pasını bıraktın çok iyi. Hakem avantajı bıraktı. Geriye doğru. İnanamıyorum ya. O topu nasıl geçirmedik? Şu dakikaya kadar, dakika henüz 14. Offside yok. Nabil Dirar. Dirar gidiyor arka tarafa doğru. Samatta'dan önce Enzo Roca bırakmadı. Şimdi indirdi. Kim lan oradaki o? Lihay. Lihay kaptırma. İnanamıyorum. Samata verdi pasını. Bir müdahale geldi, olmadı. Mert Hakan karşı karşıya vurdu. Fortuno. Anel Fortuno'dan muazzam bir kurtarış geliyor. Haydi bakalım. Sosa verdi Mert Hakan'a. Mert Hakan sıyrıldı. Ndiaye pres yapıyor ama alamadı topu. Zanka top. Bizde şimdi Miron, özür diliyorum. Badu Ndiaye. Xavi Simons. Simons çekti topu orada. Mert Hakan pasını bıraktı. Samata gidiyor. Samata vurdu. Topalarda maalesef. Fenerbahçe 1-0 önde kendi evinde. Umuyorum ki geri kalan maçın zamanlarında bu farkı kapatabiliriz. Bu oyun farkını kapatabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz umuyorum ki. Mbava, Eli, Samata topağlara gönderdi. Bakalım Ali Sadık. Maçta şu ana kadar çok etkisizdi. Bu saatten sonra güzel performans gösterecek mi Ali Sadık? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir çalım daha attı. Topu aldı öne. Gidiyor şimdi Ali Sadık. Ali Sadık gidiyor. Son çizgiye doğru indi Ali Sadık. Ali Sadık son çizgide. Ortasını bıraktı ve Mevlüt'e gol attırıyor. Orada bir de bir penaltı var.
ama gol olduğu için hakem avantaja bıraktı. 1-1 oluyor. Ali Sadık topu eline ayağına aldı. Sadece 30 saniyelik bir organizasyonda golü buldurmayı başardı. Muazzam, bir kez daha edeceğiz şimdi hata. Kerim Çalhanoğlu geldi oraya. Ali Sadık işte Çalhanoğlu'nu atarak oraya kadar gitti. Son dakikada da pasını verdi. İşte burada bir penaltı var ama gol olduğu için hakem avantaja bırakıyor. Mevlüt de orada bir karıştırmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, penaltı verir miydi? Bence verirdi. Tabi bilemiyorum. Buradaki hakemler de enteresan olduğu için. Xavi Simons öne geldi. Hemen baskı yaptı. Forvetler arkada bekliyor şu an. Luis Gustavo. Badu Ndiaye'den şimdi Kerim'e. Kerim Çalhanoğlu, Xavi Simons. Xavi Simons'tan Ali Sadık. Ali Sadık. Ali Sadık'tan bir hareket. Ali Sadık ya. Ali Sadık, senin oynadığım gibi hiç kimseyle oynayamıyorum, biliyor musun? Bir pas daha arkaya doğru. Ulan be. Ulan be. Çok güzel düşündüm ama pres olmadı. Geri Rodriguez. Rodriguez pasını bıraktı. Samata. Şimdi araya girdik ama Samata tekrar aldı. Pasını bıraktı. Offside olması lazım. Çal. Offside. Offside abi, korktum. Xavi Simons. Beklenmedik bir yere pas. Ali Sadık'a. Ali Sadık şimdi aradan sıyrıldı. Ali Sadık'ın yanında biri var ama Nabil Dirar topu bırakmadı. Ali Sadık orada taş atışı kazandı hiç yoktan. Şimdi tekrar Ali Sadık. Ali Sadık. Ali Sadık sıyrıldı orada. Ali Sadık gidiyor, kendisi gidiyor. Ali Sadık çekti topu da. Ali Sadık karşı karşıya ve ikinci gol geliyor Ali Sadık'tan. Ali Sadık'tan ikinci gol geliyor. Zorluğu bir sonraki maç bir tık yükselteceğim arkadaşlar. Ali Sadık çok güzel. Gerçekten Samata'ya bir gol bir asistiyle muazzam bir cevap verdi. Saygur geldi oraya işte. Bir kez daha izleyeceğiz şimdi golü. Kanattan içeriye doğru sokuldu. Çalımın attı. Plase ile köşeye bıraktı. Savunma çaresiz. Kaleci çaresiz. Ali Sadık'a. O istediği zaman herkes çaresiz. Bir kez daha izliyoruz. Kaleci kurtaramadı. Ne yazık ki Fenerbahçeliler adına. Üzücü bir haber bu. 2-1. Gerideler kendi evlerinde Fenerbahçe. Luis Gustavo. Dakika 40. Mert Hakan. Mert Hakan verdi Samata. Samata'dan geçti Samata oradan. Samata bayağı etkili oynuyor. Samata içeriye doğru pasını da bıraktı Zanka'ya. Ama orada savunmamız araya girdi hemen. Anel Fortuno. Fortuno kaptırma genç adam. Şimdi Zukanovic çıkardı topu oradan. Güzel çıkardı. Xavi Simons. Simons tek paslarla takımını oyuna iyi bir şekilde katmayı başardı bu dakikaya kadar. Attıktan pas şimdi Mevlüt. Mevlüt top önünde. Mevlüt nereye vuruyorsun? Mevlüt nereye vuruyorsun? Ve ilk yarı bitti. İlk yarının son düdüğü geldi. Ali Sadık ekranlarda, genç yetenek. Ondan herkes korkuyor arkadaşlar. O kadar sağlam ve kaliteli bir oyuncu ki ondan herkes çekiniyor. Badu Ndiaye yerine nerede bizim genç oyuncu? Biebere'yi koyacağız arkadaşlar oraya. Biebere umarım orada oynayabiliyorsundur. Oynayamıyorsun, üzgünüm o yüzden. Sana ilerleyen zamanlarda bakacağız. Tom Agnoli'yi alacağız oyuna ama hemen değil. Onun dışında bakıyorum. Değişmesi gereken oyuncu var mı? Atıp şey şunun yerine birisi oluyor mu diye bakacağım ama olmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Sabo oluyormuş. Başka olan var mı? Başka olan yok. Sabo'yu oraya aldım. Atıp şey şu biraz dinlensin. Aynı zamanda forvet bölgesine de yedek oyuncu şu anlık yok arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda alacağız. İkinci yarı başladı Lihai. Lihai pasını bıraktı. William Salibur. Ne Salibur'u ya? Mevlüt. Mevlüt pasını veremedi. Koştu ama Zanka ondan önce aldı topu. Zanka gönderdi Samata'ya. Samata'dan pas çok tehlikeli geliyor. Şimdi Sosa. Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Sosa gitti. Sosa önüne kaydık orada. Güzel müdahale. Şimdi bir pas ve yan ağlarda. Köşe vuruşuymuş lan. Bir daha bir göstersene onu hocam. Nasıl köşe vuruşu oldu aya? Ha, kaleci çıkarmış. Çok iyi. Sosa verdi pasını Mert Hakan'a. Mert Hakan'a pres var orada ama Sosa şimdi içeriye doğru geliyor. Rodriguez sokuluyor. Son çizgide ortaya çıkardı. Savunma bırakmadı. Çok güzel. Savunma bırakmadı. Enzo Rocco şimdi. Rocco aşağı bıraktı pasını Lihai'ye. Lihai'den pas. Salibur. Salibur bıraktı kaptırmadan önce Badu Ndiaye. Badu Ndiaye'de bıraktı aşağı doğru Sabo. Sabo da bıraktı. Mevlüt alır mı? Alamadı Mevlüt. Mevlüt alamadı. Alsa büyük tehlike olacaktı ama Zanka. Gerçekten Ali Sadık gibi sorunsuz bir oyuncu. Her teknik adam ister. Oyundan alındığında hocamın bir bildiği vardır diyor. Oyunda ilk 11'de başlamadığında yine hocamın bir bildiği vardır diyor ve hocasına son derece saygılı. Ondan sadece bir şeyler öğrenmeye çalışıyor Ali Sadık. Samata şimdi. Beraberlik golü gelirse biz
Galibiyet golünü zor buluruz. Vallahi gelmek üzere. Vurdu. Bir daha vurdu. Anel Fortuno. Harika çıkardı. Bir kez daha izliyoruz. İlk vuruş bu. İkinci vuruşta işte böyle arkadaşlar. Anel Fortuno. Totosuyla çıkarmış ama sonuç olarak çıkardı. Köşe vuruşu. Sosa çıktı. Sinan Gümüş girdi. Kafa geliyor. Anel Fortuno. Gönderdiler şimdi taş atışını. Serdar Aziz. Luis Gustavo. Mert Hakan. Samata. Samata'ya pres var. Samata geçir topu oradan. Sinan Gümüş. 90 artı bilmem kaç. Sakın gol yemeyin çocuklar. Müdahale geliyor. Şut geldi dışarıya. Deniz Türüç'ün şutu. Çok tehlikeli geldi Fenerbahçe ama. Ve son düdükte bu atakta geliyor arkadaşlar. İşte izliyoruz. Max Kruse'ye benziyor lan bu. Anel Fortuno'nun kurtarışı geldi ekranlara. Bir hemen çıkalım bakalım. Bize ne tür sorular soracaklar basın mensupları. 3 tane soru alacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Özetine geliyoruz. Bugünkü galibiyet için tebrikler. İkinci yarıda performanstan memnun musunuz? Önümüzdeki maça bakacağız diyorum. Ego yok. İyi bir iş çıkardık. Takımımız kazandı. Tebrikler dediler. Performansını nasıl değerlendirirsiniz demiş. Sıkı çalışma ve kararlılık kazandı diyoruz. Oyuncularımızla mutlu ettik. Bugünkü sonuçtan mutlu musunuz? Hayır, daha iyisini yapacağız diyorum. Üzülmeyin, daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Bu hiçbir şey bizim için. Gençler, önümüzde FC Start maçı var arkadaşlar. Size bir önceki videoda demiştim ki FC Start maçını oynayayım mı oynamayayım mı ama çok düşük bir şey geldi. Cevap geldi orada. Yani bir tane belki de iki taneydi ama ben onları dikkate alacağım. O yüzden bu maçı oynayacağım arkadaşlar. Video içlerinde sorular soruyorum. Böyle ne kadar dönerseniz hangisi daha çok olursa onu daha fazla yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki videoları atlamadan izlerseniz çok mutlu olurum. Evet, geldik UEFA maçına. Yine her zamanki gibi zorlu bir maç olacak arkadaşlar. Ben kadroyu değiştirmeyi unuttum ama şuradan yine bire bire bir şey yapamayacağız ya. Yani alayım ama bire bire kardeş. Seni bir şey yapamayacağız. Başka alacağımız oyuncu var mı ona bakıyorum. Şu Atıf'ın yerini aslında oynatabileceğim bir oyuncu. Şu Bigdia'yı alalım ya. Bigdia işe yaramıyor zaten. Oynatamıyoruz da Bigdia'yı. Arkadaşlar orta sahamız biraz sıkıntılı. Bence şöyle yapayım veya ya. Bigdia'yı oynatayım da. Ndiaye yedek olsun. Baktık olmuyor. Ndiaye'yi alırız oyuna. Pehlivan. Xavi Simons yerine de Barabere'yi koydum arkadaşlar. Avrupa maçında biraz risk alacağız. Risk alacak ama değecektir diye umut ediyorum. Altınay yerine de bu maçlık şeyi alalım. Diğerini alalım. Hadi bakalım bismillah arkadaşlar. Avrupa maçına çıkıyoruz. Zor bir maç olacak. Ah be, zorluğu yükseltmeyi unuttum. Bundan sonraki maçta yükselteceğim inşallah. Bigdia. Yerden paslar çok güzel. Sürekli paslar geliyor orada. Şimdi pas. Ali Sadık vuruyor gol. Hadi bakalım Ali Sadık. Maç öncesi birkaç şut da çekti. Bu arada FC Start tribünleri sarı siyah boyanmışlar. Avrupa maçında deplasmandayız arkadaşlar. Stadyo ne derdi? Rakibimiz FC Start. Umuyorum ki iyi bir skorla buradan döneriz. 1-0 olsun bizim olsun modunu açmamamız lazım. Attıkça atmamız lazım. Averaj lazım bize işte görüyorsunuz. Leeds United lider konumunda. Bizim FC Start'ı yenip Leeds United'da umarım Malmö'ye puan kaybeder diyoruz ve maç başlamak üzere. FC Start kalecisi ekranlarda, sahalarını görüyorsunuz. Zeminleri iyi, futbol oynamaya elverişli bir zemin. Umarım bu zemin bize uğurlu gelir diyoruz ve maç başladı. Schulz. Pres var orada Barbire'den. Müdahalemiz geldi Bigdia. Lukanovic. Pres geliyor şimdi Barbire'den. Orada bir pres daha geldi. Topu kaçırmayı başardılar ama aldık. Şimdi Ali Sadık. Ali Sadık. Ali Sadık son çizgiye doğru indi. Orada bir depar gelecek Ali Sadık'tan. Tam da söylediğimi yaptı. Ali Sadık koşuyor çok süratli. Ali Sadık şimdi çekti topu. Ali Sadık döndü. Ali Sadık'tan bir hareket daha. Ali Sadık kaleye aldı karşısına. Blase vurdu. Savunma güzel çıkardı orada kafayla. Lukanovic. Gönder çok iyisin. Şimdi Atıf. Yapma be. Kabran orada. Hayır. Anel Fortuno. Adamsın Fortuno, çok iyi kurtardın. Bigdia. Ön direkte Bigdia'ya doğru geldi o top. Bigdia'dan önce savunma. Rakip daha doğrusu savunmamıza Bigdia'ya çarpıyor bir korner daha.
Şimdi arka tarafa penaltı noktasına doğru orta. Savunmanın uzaklaştırdı. Segberg. Cabraniye. Olmadı. Orta şimdi arka tarafa doğru. Out. Topu kaybettik. Şimdi aldık topu. Atıf Şeyşu. Şeyşu bekletmeden pasını kenara doğru verdi. Bir pas daha geldi orada. Şimdi bir pas daha. Mevlüt Erdinç vuruyor. Mevlüt. Mevlüt atıyor. Beklenmedik bir anda şut geldi Mevlüt'ten. Kaleci zıpladı ama. Ne yapabilir Mevlüt'ün şutuna? Beklenmedik bir anda attı. Şey şu, çok farklı bir yere pas verdi orada. Şaşırttı rakip oyuncuları ama işte burada izleyeceksiniz birazdan golü. Atıf buraya hiç beklenmedik bir pas verdi. Aynı şekilde Big Dia da öyle yaptı ve Mevlüt'e Salih buradan gelen o top. Mevlüt de biraz havadan topun dibine hafif girerek vuruyor. Topu böyle ağlara gönderiyor, işte gol. 1-0 öndeyiz. Ülke starta verdi hakem. Şimdi güzel bir pas. El Makrani ortaya çıkarırsa tehlikeli olur ama Zukanović Bigdia'ya verdi topu. Atıf. Şimdi Ali Sadık'tan güzel bir pas Mevlüt'e. Mevlüt kaptırma sakın. Atıf. Şimdi Salibur. Salibur gidiyor. Salibur geçersin abi. Salibur geçersin. Aşağı doğru gönder. Top önümüzde kaldı mı? Lan be. Şansa bak. Ama işte ben orada aslına bakarsanız arkadaşlar şey yapmak istiyorum. En sonda Ali Sadık'a doğru göndermesini istiyorum. Hızlı bir şekilde ama göndermedim. Lihay. Lihay ortaladı. Kalecimiz aynen Fortuno verdi. Ve ilk yarının da son düdüğü böylece gelmiş oluyor arkadaşlar. İkinci yarı elbette değişiklik yapacağız. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Ali Sadık'ı pek fazla aktif kullanamadı şu anki orta saha. O yüzden ikinci yarıya Ali Sadık'ı sürekli oynatan Xavi Simons'u koyacağız. Ve sağ kanatta Salibur yerine de Endao'yu alacağız arkadaşlar. Orta sahaya da Atıf dinlensin diyeceğim ama forvet oynayabilecek bir baba yiğit varsa onu alacağım arkadaşlar. İnanamıyorum. Barberiye forvet oynayabiliyor. Oha. Harbiden oha yani. Ama Barberiye sen dur lan oynasın, belki forvet olur. Forvet olursa iyi olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Barberiye forvette. Çılgınlık yaptı Halil Hoca. Umuyorum ki bu çılgınlık ona pahalıya mal olmaz. Şimdi gönderdi Barberi'ye. Barberi'nin pası aşağı güzel Ali Sadık. Ali Sadık hızlı bir şekilde çekti topu şimdi. Barberi'ye doğru. Barberi'ye kafa. Ulan vur. Olmadı be. Tehlikeli. Ali Sadık iyi bir atak çıkarttı orada ama Barberi'nin de pasını es geçmemek lazım arkadaşlar. Orada nasıl santrafor oynayabildi o çocuk onu anlamadım ama of faal. Hem de topsuz adama kırmızı kart görebilirim. Lütfen hayır, sarı olsun. Sarı kart. Tamam hocam, özür dilerim. Bigdia. Hak ettin kral ya. Üzgünüm ama. Gönderdi arkaya doğru. Bigdia şimdi çıkart o topu. Olmadı. Makrani'ye vurdurmayın. Şimdi Ali Sadık. Ali Sadık topu aldı, kendi gidiyor. Ali Sadık gidiyor. Vallahi kimseye de durmaya niyeti yok. Ali Sadık. Ali Sadık gönderdi şimdi. Çok güzel Atıf. Atıf niye kestin hata? Ali Sadık. Ah be var diye. Ali Sadık orada topu alsaydı daha güzel bir atak izleyebilirdik ama tekrardan alamadı arkadaşlar maalesef. El Makrani hiçbir şey yok hocam, hiçbir şey yok. Bildi ya. Şimdi Barberi'ye. Barberi'ye çekti topu. Bıraktı Atıf'a doğru. Atıf karşı karşı. Lan be, çekip vuracaktım orada. Vurmayayım dedim ama El Makrani verdi pasını ama top çıkacak gibi çıkmadı. Son çizgide tuttu topu Cabran. Cabran gidiyor. Cabran son çizgiye doğru indi. Cabran. Savunmanın müdahalesi yetersiz. Geliyor Anel Fortuno. Sen adamın ham maddesisin Fortuno. Şimdi kontra atak şansım olmadı. Olmadı kontra atak. Önü boş. Vurdurmayın. Bir vuruş Anel Fortuno. Muazzam çıkardı. Harika çıkardı Fortuno. İşte bir kez daha izliyoruz. Bir kez daha izliyoruz. Fortuno. Sen muhteşem bir çocuksun. İyi ki de aldık seni. Oyuncu değişikliği. EK Stars takımında. Şimdi ön direğe doğru, o da Xavi Simons bırakmadı. Ali Sadık topu çıkarmak istedi ama çıkaramadı ayağından. Aman 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 aman. Şimdi top çok güzel. Xavi Simons verdi pasını Endoa'ya. Endao. Endao'dan şimdi bir sprint geldi ama bakalım geçebilecek mi rakibini Endoa. Endao, Endao, Endao çekti. Endao bıraktı. Atıf Barger. Barger pasını bıraktı şimdi. Kerim Çalanoğlu. Bar... Lan be. Barberiye.
Onu attıracaktım arkadaşlar ama olmadı. Kontrol atak şansı şimdi tehlikeli gidiyor adam. Ayki Stars takımında verdi aşağı doğru pasını. Bakalım ne olacak. Lucas Biglia koşuyor çok süratli. Dakika 72. Aman gol atamasınlar. Biglia kaydı oldu önüne. Önünü kapatmaya çalışıyor bizim oyuncularımız ama Tonesen verdi şimdi pasını. Sky Vick'in önü boş. Vurdu Anel Fortuno. Yine Fortuno. Muazzam bir kaleci. Harika bir çocuk bu. İşte izliyoruz bir kez daha. Fortuno. Helal olsun. Az sayıdaki Karagümrük taraftarı Fortuno'yu her defasında alkışlıyor. Gerçekten Fortuno da bu alkışları sonuna kadar hak ediyor. El Makrani. İçeriye doğru Baloneos vurdu ama Zukanović, o nasıl bir müdahale. Ali Sadık aldı şimdi topu. Top çıkacak mı göreceğiz. Ali Sadık'a faul var orada. Hocam taçtan önce bence bir faul vermeliydin. Bu arada arkadaşlar Malmö Leeds United'ı 2-0 yeniyor. Bu bizim için muazzam bir haber. Liderliğe çok az kaldı. Bir gol daha bulursak lideriz averajda. Şimdi içeriye doğru Barberier. Barberier çekti topu. Gitti içeriye. Barberier! Barberier atıyor genç oyuncu. Henüz 17 yaşında. Barberier soğukkanlı davrandı. Soğukkanlı davrandı. Öyle bir gol attı ki beni orta sahaya değil forvete koyun dedi adeta. Ali Sadık onun akranlarından birisi. İşte ne kadar mutlu olduklarını gördük. Barberier burada çekti. Herkes pas bekliyordu. O öyle bir girdi içeriye attı ki golü. Herkes suslu kaldı. İşte inşallah ismini doğru söylüyorumdur. Barberier aslan parçası. Barbier'miş arkadaşlar. Barbieri. Avrupa Ligi'nde genç oyuncu golünü atıyor. Scoutların, bütün büyük takım scoutlarının gözleri şimdi fal taşı gibi açıldı. El Makrani Sarberg. Markovic orada müdahale geldi. Çok güzel. Şimdi Biglia gönderdi arka tarafa doğru. Ali Sadık ondan daha hızlı koşar. Ali Sadık o topu alırsa tehlikeli bir şeyler olabilir. Ali Sadık aldı topu, aldı geçti de oradan. Ali Sadık şimdi içeriye doğru pasını bıraktı. Çok güzel atıf. Atıfta faul yok mu hocam? Yani bir zahmet. Arkadaşlar. Ali Sadık topun gerisinde. Arkadaşlar olur mu? Olur mu, ne diyorsunuz? Haydi oğlum. İnanamıyorum. Bakayım. Ay biraz az bassam gol lan. Çok basmışım be. Tüh, ne güzel frikik de almıştık. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Artık frikikleri daha iyi kullanıyorum arkadaşlar. Yani eskisi gibi dandik değiliz. Gönderdi topu Barbier'e. Barbier'e vuramadı maalesef. Bu arada faul'ü de biz yapmışız gibi davrandı hoca. Ve 90 dakika 17'lik Barbier'in golüyle damga vurarak geçiyor. Karagümrük Spor için muazzam bir performans sergilediler. Deplasman'da galibiyet. Barbier'e işte ekranlarda Barbier'i golünü atıyor kıvırcık adam. Alberto Barbieri arkadaşlar. Bir gol attı. Henüz ilk maçında ve Avrupa maçında attı bu golü. Gerçekten Barbieri hepimizi çok mutlu etti. Bakıyoruz şimdi. Barbieri hakkında muhtemelen soru gelecektir. 3 tane soru alacağım, onu belirteyim arkadaşlar. Evet. Alberto Barbieri gibi bir altyapı oyuncusu bu kulübün geleceği midir? Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. İsterseniz adını manşetlere taşıyın. Her zaman genç oyunculara berbalayamazsınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum deyip Barbieri'yi mutlu ediyorum arkadaşlar. İki Stars işinizi mi kolaylaştırdı? Oyuncularımın başarısı diyorum. Onları mutlu ediyorum. Ve galibiyetten hiç şüphe ettiniz mi? Hiç şüphem olmadı deyip oyuncularımı yine mutlu ediyorum arkadaşlar. Ve geçiyoruz şimdi önümüzdeki maça. Gençler Birliği mi o? Evet. Gençler Birliği arkadaşlar. Biglia tribe girmiş ama Biglia seni de bir satamadık ya. Vallahi seni de bir satamadık. Düşüneceğim Biglia'cığım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle. Salibur geliştirme programı tamam. Şöyle bir sözleşmelere bakayım hemen ben arkadaşlar. Mutlu olmayan var mı? Gidecek, satış yapacak olan var mı? Bu kiralıkmış. Bakıyorum. Yani şu anlık sözleşmelerde bir sıkıntı yok. Şu altyapıdaki o genç oyuncuyu da alırsam arkadaşlar çok muazzam olacak. Vallahi çok muazzam olacak. Hala 17 yaşına girmedin mi sen?
şey 16 yaşına. Bunun doğum günü ne zaman ya? Bunun doğum günü ne zaman? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bir gelip Barbieri'nin şeyine bakalım. Değeri ne kadarmış? Yani Barbieri bizim için önemli bir oyuncu olmak için aday mı bakıyorum ama yani çok da az değeri var açıkçası, 300 bin. Az ama neden gelişmesin? Neden daha iyi yerlere gelmesin? Togman'ı daha iyi. Xavi Simon zaten biliyorsunuz ama Ali Sağdağ'a bakın abi, 24 milyon euro ya. Ali Sağdağ'ı bir taksam, satsam takımı komple değiştirebiliyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yani. Neyse biz gelelim şimdi Gençler Birliği maçımıza kardeşlerim. Gençler Birliği maçına gelmeden önce de şöyle bir kadromuzu da yeniden bir gözden geçirelim. Çünkü Mevlüt Erdinç'in yediğini artık şey yapacağım. Neydi onun adı? Barbieri yapacağım Mevlüt Erdinç'in yedeğini. Bakalım Barbieri. Ya bu çocuk nasıl santrafor oynayabiliyor? Çok tuhaf bir şey ya. Vallahi billahi. Viviano yerine Mevlüt Erdinç'i alacağım şimdi. Onu denedim arkadaşlar yeniden. Geliyoruz şuraya hemen. Togman Oyi, Erdem falan pistan. Arkadaşlar ben şuradan Pehlivan'ı alacağım. Kimin yerine alacağım? Kimsenin yerine almayacağım arkadaşlar. Başka alacağım oyuncu var mı? Ona bakayım. Yok gibi. Yani burada çok daha şey oyuncu yok zaten. Öyle alıp oynatabileceğim değerli bir oyuncu yok. O yüzden böyle devam edelim biz. Geliyoruz şimdi maçımıza arkadaşlar. Gençler Birliği maçına çıkıyoruz. Kadromuz ekranlarda. Bu maça çıkarken birkaç oyuncuyu dinlendirelim. Bunlardan birisi Ali Sadık olsun. Ali Sadık'ın yerine Togmano'yu ilk 11 başlatalım. Çalhanoğlu'nu Erdem'le Liha'yı da Altınay'la değiştirelim. Orta sahada değişiklik yok da stoperlerde aslında bu maçı iki farklı stoperle oynarsak bunları da bu maçlık en azından dinlendirip birazcık kendilerine getirebiliriz. Aynı zamanda bir de şuradan arkadaşlar Pehlivan'ı alıp oraya koydum. Bakalım bu kadro iş yapacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Zor bir maç olacak kadrodan dolayı. Lan yine zorluğu değiştirmedim ama zaten oyuncular çok kötü arkadaşlar. Artık bu videoda bu zorlukta oldu. Hangi zorluk olduğunu da bilmiyorum açıkçası ama yapacak bir şey yok. Bakalım maça başlıyoruz gençler. Hadi bakalım oyuncularımız sunuyor. Mevlüt. Son 3 maçta 3 golü var arkadaşlar Mevlüt Erdinç'in. Hakemler sahaya geliyor. Oyuncular onların arkasında. Bakalım bu maçta nasıl bir performans göstereceğiz. Mevlüt Erdinç işte burada dikkat çeken oyuncu konumunda. Bugün o var. Kendi stadımızda. Fatih Karagümrük spor kompleksinde stadında maça başlıyoruz. Pehlivan verdi pasını şimdi Xavi Simons. Gönderdi Togmanoyi. Togmanoyi. Mevlüt Erdinç. Mevlüt'ün pası. Mevlüt çok hızlı. Stanku çıkardı oradan. 3 oyuncunun arasından çıkardı topu Stanku. Şimdi gidiyor tekrar Stanku. Forvet oyuncu. Orada ne yapıyor bilmiyoruz ama biz de yapıyoruz öyle şeyler. Şimdi Kuruçuk onun karşısına geçti. Orta geldi. Kafa geliyor ve Sio orada. Giovanni Sio'dan kötü bir vuruş geldi. Yoksa gol yani içten bile değildi arkadaşlar gol yememiz. Simons hadi. Hadi hadi Mevlüt. Hadi Pehlivan. Alın abi artık bir şeyler yapabilmemiz lazım. Böyle olmaz. İnanamıyorum. Ayite. Ayite gidiyor Gençler Birliği atakta. Orta geldi ama savunmamızda beklerimizden Altınay bırakmadı. Orada yanlış bir pas geldi şimdi. Dobro. O inanamıyorum. Golü yedik. Anel Fortuno. Fortuno bu maça da formda başladı gibi görünüyor. Muazzam bir kurtarış. Fake'li bir vuruş geldi orada. Fortuno onu bile kurtardı gerçekten. Tebrik edilesi bir performans gösteriyor genç kaleci. Giovanni Sio. Pres geldi. Kalecimiz Fortuno açıldı ama direkten dönüyor. Kale boş. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Fortuno orada. Rahat bırakmadı yine rakibini. Bu sayede iyi de bir vuruş yaptırmadı. Ve golü yine engelledi. Anel Fortuno gerçekten çok muazzam arkadaşlar. Fortuno'yu da öneren kardeşimize buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Traore sürekli uzun paslardan top kaybı yapıyor. Karagümrük. Şimdi bir pozisyon girildi oradan da olmadı. Bir pas daha şimdi içeriye doğru gidiyorlar. Vurdurmayın gençler. Hiçbir şey yok hocam, hiçbir şey yok. Hocam beşlikten girdik. Hocam yapma ya. Hocam yapma, bu kadar ayıp ya. Beşlikten girmiyor muyuz? Bakayım bir daha. Evet yani. Geldi şut. Oğlum zıplasana, ben seni o tarafa doğru yönlendirdim. Yani şuna baksanız arkadaşlar. O tarafa doğru yönlendirdim ben. Zıplamadı.
O zaman ultra ofansif oynuyoruz. Rakibi boğuyoruz abi. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Haydi bakalım. Baduendia'ya şimdi tekrar Togmano'ya gidiyor orada. Tagmao'yu gitti. Tagmao'yu pasını bıraktı ve Pehlivan 1-1. Pehlivan atıyor. 1-1 oluyor. Karagümrük beraberliği yakaladı. Fazla gecikmedi gol. Bakalım devamında nasıl bir maçı izleyeceğiz. İşte bunu izleyeceğiz birazdan. Tagmao'yu de bu arada asistini yapıyor arkadaşlar. İşte izliyoruz bir kez daha. Orada soğukkanlılıkla pasını gönderdi ve Pehlivan'ın golü. 1-1 oluyor maç. Kaldığı yerden devam ediyor. Yeniden başlıyor maç. Dakika henüz 31. Beklenmedik yerlere paslar geliyor. İnanamıyorum. Kaptırmayalım. Şimdi ulan be. Çok güzel bir pas. Bir pas daha harikasın. Pehlivan. Pehlivan'dan bir pas daha. Şimdi bir pas daha. Kale boş. Xavi Simons. Kaleci Adıyaman'ı geçemiyor. Adıyaman'dan da çok güzel bir kurtarış geldi gerçekten. Şimdi pas gelsin orada. Mevlüt. Mevlüt'ten ikinci gol geliyor. Yine Karagümrük geri dönmeyi biliyor. Mevlüt Erdinç attı galibiyet golü. 11 numaraya bakın diyor. Bakalım bu seneden sonra büyük ihtimal Mevlüt Karagümrük'te olmayacak. Onun yerine kim gelecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. İkinci yarı. Neyse söylemeyeyim, sürpriz olsun. Berişbek. Dikmen. Stanko. Xavi Simons'tan sıyrıldı Stanko. Stanko sıyrıldı bayağı da gitti oradan. Şimdi Mevlüt Erdinç de takıldı onun peşine. Ortaya çıkarıyor Stanko. Savunma bırakmadı. Badu. Xavi bıraktı şimdi Pehlivan'a. Pehlivan süratli bir oyuncu değil. Ama bakalım burada bir şeyler yapabilecek mi Pehlivan? Vurursa artık gol olur. Olmadı maalesef. Şimdi Xavi Simons ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. İlk yarı Mevlüt Erdinç ve Pehlivan'ın golüyle 2-1 üstünlüğümüz var. İkinci yarıya bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Ofansif oyun işe yaradı. Barbieri'yi aldım oraya. Salibur'u dinlendirelim biraz. Xavi Simons'u da dinlendireceğim. NBA'yı oynasın. Şöyle bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Bakalım umarım bu oyun başımıza bela almaz. Hemen şöyle tekrardan ultra ofansif yaptım. Benim acilen bir gol daha bulmam lazım çünkü. Yapıyoruz. Evet. Baduendia'yı. Sabo. Tagmao'yu. Gönderdi. Güzel pas orada ama olmadı. Offside'e kaçtı. Şimdi pas çok güzel arka tarafa. Sabo çekersin Sabo be. Barbieri. Bıraktım. Lan Barbieri'ye bıraktım oğlum ya. Siz kimsiniz ya? Neyse yapacak bir şey yok. Gönder hemen abi orada. Endao sektire gidiyor. Endao bir kez daha sektirdi. Önünde sekiyor top. Endao şut geliyor. Ulan o gol olsaydı çok güzel olurdu var ya. Harbiden çok güzel olurdu. Arka tarafa bırakırsa tehlikeli olur. Aite bıraktı şimdi orada Polomat'a. Polomat şutunu çekiyor Anel Fortuno. Fortuno kapattığı köşede hata yapmıyor. Tagmao'yu arkaya doğru. Fortuno da açıldı. Savunma uzaklaştırdı topu. Traore. İnanamıyorum. Tehlikeli atakları devam edecek şimdi Gençler Birliği'nin. Salih Dursun. Salih verdi pasını. Dikmen'den şut. Anel Fortuno. Sabo bıraktı pasını. Çok güzel Pehlivan'a. Pehlivan'dan Bado Ndiaye. Ndiaye gidiyor. Çok süratli. Ndiaye ortasını çıkardı. Barbieri atıyor yine genç oyuncu. Ndiaye kendisi atabilirdi ama Barbieri'ye bıraktı. Onu attırdı golü. Ve Barbieri'ye bu moral gerçekten fazlasıyla yeter. Yine çok beklemesi gereken bir yerde bekledi ve golü kaydetti. Barbieri işte birazdan golün tekrarını izleyeceğiz. Badu Ndiaye kendisi çok net atabilirdi arkadaşlar. İşte izliyoruz. Burada yandan bırakabilirdi ama o Barbieri'ye attırdı. Barbieri ligdeki de ilk maçında sonradan girmesine rağmen golünü kaydetti Barbieri'ye. Çok güzel bir gol izledik. Mutluyuz. Şimdi oyunumuzu artık ultra defansif yapalım. Biraz dinlenelim. Rakibi yoralım arkadaşlar. Rakibi yorduktan sonra gerisi gelecektir. Sonra bir kontra ile daha bu işi bitirebiliriz diye umut ediyorum. Berişçek. İnanamıyorum. Giovanni Sior'da 2-2. Stanko müdahale tertemiz. Stanko çıkardı ortaya. Vurdurmayın. Anel Fortuno sen ne muazzam bir adamsın.
Fortuno. Çok sık hata verdik. Kontra'ya bir pozisyon yakalama şansımız var. Neden olmasın? Tagmoi gidiyor. Yanında Johnson var. Johnson yanında ama Tagmoi ondan daha süratli. Tagmoi çıktı. Çıkardı ortasını. Barbieri. İkinci gol. Çok yakında ama. Kaleci muazzam kurtardı. Bakalım Barbieri bir gol daha kaydedebilecek mi? Alpas'tan. Taç. Şimdi uzağa doğru bir pas ama top Gençler Birliği'nde, istediklerini yapabildiler. Dakika 89. O topu kapar mıyız? Kapamadık henüz. Piris. Pires üstüne pres var orada ama bakalım ne olacak. Bir atak daha yapmak istiyoruz. Haydi oğlum. Yok ya. Bunlar 4-4'lük pasta oynamaya başladılar. Kandeyaz şimdi. Pası kullandık. Çok güzel. Bir pas daha verdik. Ve maç bitti. Barbieri de bu maçta da golünü atıyor. Genç oyuncu bu maçta da golünü kaydetti. Umarım ilerleyen zamanlarda hat-trick'ini de görürüz Barbieri'nin. Hayır Karakoç rakip teknik direktörle tokalaştı. Oyuncularını kutluyor. Alkışladı ve içeriye girin diyor genç oyuncular. İşte Barbieri burada. İki denemesi var. Son dakikalarda da biliyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir fırsat yakaladı ama kaleci çok iyi yer tuttu ve kurtardı. Şimdi hemen geçiyoruz röportajımıza. Bakalım bize neler diyecekler. Bu röportajda yine Barbieri'yi soracaklardır diye düşünüyorum. Çünkü Ali Sadık zamanında çok sormuşlardı. Evet. Bu maçı kazanacağınızı düşünüyor muydunuz? Çok iyi savunma yaptık ve galibiyete zemin hazırladık diyorum. Bugünkü galibiyetten ne kadar memnunsunuz? Daha iyi olabiliriz, daha farklı. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı diyorum. Ve Ali Sadık'ı sordular bugün. Bugün Ali Sadık neden oynamadı? Rekabet iyidir, takım önce gelir. Bu nasıl bir soru? Rekabet iyidir diyorum. Hepsi mutlu olsunlar arkadaşlar. Ama orada bence hani dinlendirdim gibisinden bir şey olması gerekiyordu. Neden olmadı, neden yok bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle geliyoruz hemen abi. Burada iki tane hoca, iki tane oyuncumuz... Tamam. Oyunun geliştirmeye devam edersen neden olmasın? Tagmoi. İsimleri de bir söyleyemiyorum ya. Oynamak beni ayak kırıklarını... Tamam. Sıkı çalışmaya devam et Biglia. Biglia tamam. Yani tecrübeli olabilirsin ama... Oynatacağız seni tamam Biglia. Bundan sonraki maçta oynasın ama bundan sonraki maç bir sonraki bölümde. Hemen şöyle bir fikstürümüze bakalım arkadaşlar. Çaykur Rizespor deplasmanı var. Malmö maçı var ve gördüğünüz gibi Sivas maçı var önümüzdeki fikstürde arkadaşlar. Sonraki maçlar da çok iyi. Ankara Gücü, Hatay Spor ve Leeds United arkadaşlar. Muhtemelen Leeds United bizim grup liderliği maçımız olacak. Şuradan grubun da son durumuna bakalım. Bu arada lig bu şekilde arkadaşlar. İkinciyiz şu an. Galatasaray bu arada maç fazlasıyla arkadaşlar lider. Ben eğer önümüzdeki maçı kazanırsam Rize maçını yani liderim, bilginiz olsun. Geliyorum hemen Avrupa'ya arkadaşlar. UEFA Kupası'na. UEFA Kupası'nda şu an lideriz zaten. Evet. Buradan da vermeyiz. UEFA Kupası'nda lider olarak çıkarak mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Haydi bakalım. Çok güzel bir tablo. Çok güzel. Şuradan hemen şu oyuncuya yine bakacağım arkadaşlar. Bunun doğum günü ne zaman acaba ya? Milan Komatic. Bunu alacağım. Bunda çok iyi iş var. Bunu alacağım yani. Kafaya koydum arkadaşlar. Evet. Bu videomuz da buraya kadar olsun kardeşlerim. Zayıf ayağı 5 yıldız ya. Beceri hareketleri 3. Aa, bir dakika durun arkadaşlar. Ali Sadık'a da bir bakalım. Ali Sadık'ın beceri hareketleri kaçmış. Burada var mı ya? Hah, burada. Ali Sadık'cığım. Neredesin? Ali Sadık 4 yıldız. Olsun. Olsun, sıkıntı yok. Ali Sadık'ın formu mükemmel. Bu arada Barbieri'miz de bayağı mutlu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bir de. Genç oyunculardan en çok para eden hangisi? Ona bakacağım arkadaşlar. Ona da hep birlikte bakalım. Sonra kapatalım videoyu. Ali Sadık biraz para ediyor. Bir de Fortuna bir tık iyi. Kerim Çağlanoğlu iyi. Ya bana yine Ali Sadık gibi böyle çok fena para edecek bir oyuncu lazım ki geliştirelim. Çünkü önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar bize para lazım olacak. Önümüzdeki sezon Ali Sadık'ı satmak istemiyorum. Umarım satmak zorunda kalmam diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediysen eğer kardeşim gözüne sağlık. Allah razı olsun diyorum. Videoya like atmayı sakın unutma. Biliyorsun benim için çok önemli. Yorumlarını da bekliyorum. Kanala da abone değilsen artık abone olur. Desteğini gösterirsin diye düşünüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bay bay.